Önceki videolarda Zhou hanedanlığının sonunda ve özellikle de savaşan devletler dönemine girerken ortaya çıkan bazı büyük düşünce okullarından, ünlü yüz düşünce okulundan söz ettik. Ve bunların arasında en çok öne çıkanı konfüçyüsçülüktür. Konfüçyüsçülük yaklaşık 2500 yıl önce yaşamış olan konfüçyüsün öğretilerine dayanır ve tamamen bir toplumun nasıl uyum içinde yaşayacağı hakkındadır. Konfüçyüsçülük Çin kültürünün zaten bir parçası olan çok sayıda öğretiye dayanıyor arkadaşlar. Ancak Konfüçyüs onları bağlamsal bir biçimde bir araya koymuş ve birbirleriyle olan ilişkilerini görünür hale getirmiştir. Bu şemada gördüğünüz gibi Konfüçyüsçülük ahlaki olan üzerine odaklanmıştı. Ancak Konfüçyüs kendi öğretilerinin bir kısmını pratik alana da uygulamaya çalışmıştır. Şimdi yüz düşünce okulunun arasında Taoizm ya da Taoculuk da var. Taoizm, yol anlamına gelen Tao kavramına dayanıyor. Buna göre her şeyi akışına bırakmamız gerekir. Yani doğaya dönmek, sadelik, kendini arzulardan serbest bırakmak gibi düşünebilirsiniz. Taoizm kesinlikle daha felsefi ve maneviyata konfüçyüsçülükten daha çok odaklanır. Başka bir düşünce okulu ise Çin hanedanlığının önemli bir parçası olan legalizm. Bu arada Çin, ülke olarak adını Çin hanedanlığından almıştır. Bunların oldukça sert bir yönetimleri vardı. Toplumun gerçekten çalışabilmesi için insanların gerçekten güçlü liderliğe, belki de sert bir liderliğe ihtiyacı olduğu fikri üzerine kuruluydu. Şimdi burada en üstte olan düşünce okulu Budizm. Çok ilginçtir çünkü Budizm, Joe Hanedanlığı'nın sonlarına doğru gördüğümüz yüz düşünce okulundan çıkmadı. Budizm, Kuzeydoğu Hindistan, Güney Nepal'de yaşayan bir Hindu prensi olan Buda'nın öğretileriyle kabaca 2500 yıl önce Hindistan'da ortaya çıkıyor. Buda'nın öğretileri o dönemde neredeyse bir nevi Hinduizmin yeniden düzenlenmesi olarak görülebilir. Meditasyon ve farkındalık yoluyla kişinin boşlukla, nirvanayla bir olabileceği ve böylece içinde yaşadığımızı düşündüğümüz bu gerçek dışılığın arzularına tutunmaktan kurtulabileceği fikrine bir geri dönüş oluyor. Çin hanedanlığı ise legalizme dayanıyor ve Han hanedanlığı Çin'in altın çağı olarak kabul ediliyor. Han hanedanlığı döneminde Konfüçyüsçülük gerçekten de yaygınlaşıyor ve Çin'in baskın felsefi yapısı oluyor. 1 dereceye kadar da bu şekilde kalıyor. Han Hanedanlığı'nın sonunda Çin, Sui Hanedanlığı'nın Çini çoğunlukla yeniden birleştirebildiği 6. yüzyıla gelene kadar yüzlerce yıl sürecek kaotik bir döneme giriyor. Ve bu ara dönemde Konfüçyüsçülük, Taoizme ve Budizme bir dereceye kadar yol açmaya başlıyor. Bunlar Konfüçyüsçülüğün pek ilgisini çekmeyen manevi alanlara daha fazla odaklanmışlardır çünkü Budizm hakkında ilginç olan bir şeyden bahsedelim. Budizm Hindistan'da doğuyor ve M.Ö. 3. yüzyılda Ashoka bu dini yaymak için misyonerler gönderiyor. Böylece Budizm Orta Asya ve Güneydoğu Asya yoluyla Çin'e geliyor. Çin'e geldikten sonra Budizm, Çin'e özgü bazı özellikleri alıyor ve en sonunda Mahayana Budizmine dönüşüyor. Budizm, Çin uygarlığının en yüksek noktalarından biri olarak kabul edilen Tang Hanedanlığı döneminde özellikle de erken dönemde yaygınlaşmayı başarıyor. Bununla birlikte hanedanlığın son dönemlerinde Budizm biraz gerilemeye ve hatta bir dereceye kadar cezalandırılmaya başlıyor. İnsanlar Budizm'in yabancı bir inanç sistemi olduğunu savunmaya başlıyorlar ve bazı açılardan toplumsal birliğe uymadığını düşünüyorlar. Budizm'in meditasyon aracılığıyla bireyin kendini gerçeklikten ayırmaya çalışması ve boşlukla bir olması anlamına geldiğini söylüyorlar hemen hemen aynı zamanda bazı insanlar Budizmin güç kazanmasına tepki gösteriyor. Neo-Konfüçyüsçülük olarak bilinen hareket, Konfüçyüs'ün temel fikirlerini alıyor ancak Taoizm ve Budizm'den de bazı kavramları ve terminolojiyi de kullanıyor. Tang Hanedanlığı'nın son dönemlerinde ortaya çıkmaya başlayan birçok Neo-Konfüçyüsçü filozof vardı. Ama Neo-Konfüçyüsçülüğün gerçekten de yaygınlaştığı dönem Son Hanedanlığı dönemi olarak düşünülüyor. Neo-Konfüçyüsçülüğün en ünlü filozofu, bazen Çin felsefesi üzerindeki etkisi açısından Konfüçyüs'ün ardından ikinci sırada yer verilen Chu-si'dir. Chu-si, 1130-1200 yılları arasında yaşadı. Kendisi en çok Konfüçyüs'ün metinlerini düzenlemesiyle bilinir. Konfüçyüs'ün konuşmaları Mengzi ya da Mencius'un yazdığı, Mencius'un kitabı, Büyük Bilgi ve Konfüçyüs'ün takipçilerinin yazdığı Orta Yol doktrini. Bu eserler Chu Si'nin yaşamından kısa bir süre sonra Yuan Ming ve Qing Hanedanlıkları zamanından 20. yüzyılın başlarına dek Çin eğitim sisteminin ve kamu sınavlarının temeli haline geliyor. Chu Si gelenek ve ritüellerle ilgili kitaplar da yazdı. Bunlar bazı açılardan son derece konfüçyüsçü Çünkü uygulama üzerinde duruyorlar, aileye ve toplumsal birliğe odaklanıyorlardı. Ancak Chu Si'nin daha manevi konulara da değindiğini söyleyebiliriz. Örneğin, Taoist ya da Taoist öncesi bir düşünce olan Tai Chi kavramı üzerine yazmıştır. Burada evrenin temel doğasının ne olduğunu tartışmıştır. Bu arada yin-yang sembolüyle gösterilen Tai Chi en yüce, en üst güç anlamına geliyor ve burada Tai Chi'nin yin ve yang olarak ikiye bölündüğünü görüyoruz. Her biri en uç noktada diğerine dönüşüyor. Chu-si, Chi yani yaşam gücü ya da enerjisi hakkında yazıyor. İşte tüm bunlar yazarın Taoizm'den aldığı fikirler. Fakat Neo-Konfüçyüsçü düşüncede kendinizi fiziksel gerçeklikten ayırmamak, bunu incelemek gibi bir düşünce var. Yani evrenin anlamamız gereken bir düzeni, bir mantığı var. Neo-Konfüçyüsçülerin etkisi ve özellikle evrenin bir düzeni ve mantığı olduğuna inanmaları sebebiyle son hanedanlık döneminde sadece Çin'in değil, dünyanın en büyük teknolojik ilerlemelerinin görülmesi bir tesadüf değil. Bu gelişmeler gerçekten Çin'i teknolojik açıdan ileriye taşıdı. Unutmayın, Avrupa o dönemde orta çağı yaşıyor. Orta Doğu'da da İslam'ın altın çağı yaşanıyor. Ancak gerçekten sınırları zorlayan bir gruptan bahsedersek, bunlar Çinliler. Şimdi biraz da bazı Chu Si yazılarından alıntılara bakalım. Özgün zihin Tai Chi'den anlaşıldığı gibi kendi içinde temel bir ilkedir. Sakin ve mükemmel derecede iyi. Diğer yandan fiziksel doğa, maddi güç yani Qi ile karıştırılmış ilkedir iyiliği ve kötülüğü içeren uyanmış olma durumudur. Bununla birlikte iki doğa her zaman iç içe geçmiştir. Biri madde, diğeri ise işlevdir. Tekrar etmek gerekirse, Chu Si, konfüçyüsçü bir filozof olmasına rağmen yazdıkları Taoizm'den de etkilenmişti. Hatta bu, özgün zihnin kendi içinde temel ilke olması ve sakin ve mükemmel derecede iyi olması kavramı, Budizm veya Hinduizm ile çok örtüşüyor. Aslında Budizm'den ne dereceye kadar etkilendiği tartışma konusu olabilir. Tüm gerçekliğin, tüm sezginin bu atmandan, bu Brahman'dan, yani bu özgün zihinden ve boşluktan ortaya çıktığını anlatıyor. Ancak bunu neo yapan şey metafiziğin ötesinde, felsefenin ötesinde bunu gerçeğe ve uygulama alanına indirmesidir. Yani bu kişinin yöneticiliğini nasıl etkiler? Bu birinin nasıl öğrenmesi gerektiğini nasıl etkiler? Bu birinin çevresindeki insanlarla uyum içinde olması gerektiğini nasıl etkiler gibi?